Evet, yani bu olayda ben çok korktum ama sanki Hikmet böyle sanki böyle sakinleştiriciyle böyle evet, mayışmış gibi, inanılmaz. 2019'da Hikmet'in Yusuf'la, Bora'yla, Atakan'la tartışmalarını hatırlıyorum. Burada sanki bütün sinirlerini almışlar adamı. Ama işte Survivor'ı ne kadar sakin sevdiğini ve Survivor'da ne kadar olmak istediğini de belli eden bir hareket bu. Yani Perviz'in o, yani evet ilk oyun içinde faulü yapıyor Hikmet. Faul bence de. Ama o faulün üstüne yani o şekilde Perviz'in hamlesine hiçbir şekilde bir şey dememesi Survivor'ı ne kadar sevdiğini ve aslında orada ne kadar kalmak istediğini gösteriyor bence. Yunus Emre olsaydı ne olurdu? Çünkü Perviz de şimdi hani ya, döndüm beni bir baktım Perviz itmiş. Abi pardon elin acıdı mı dersin, anlatabildim mi? Bir öyle ya, bir Hikmet'te öyle yani bir durum olmaz. Hikmet'te öyle bir durum olmaz. Perviz ama değişik. Yok yok, Hikmet'te öyle çok değişik. Dedin evet, ya ayağı ya, şey kemik. Ya evet de Hikmet'te öyle bir durum olmaz. Hikmet gerçekten burada hani kendi faul yaptığını da biliyor. Karşı tarafın o faule sinirlenebileceğini de biliyor. Ama biraz tabii fazla tepki gösteriyor Perviz. Bu arada bence Acun abinin kararı hatalı. Bence Hikmet'e kart olmamalıydı. Hikmet çünkü bu kumda olabilecek normal bir itme yapıyor. Aa. Bana göre Perviz'in yaptığı tamamen oyun durduktan sonra oyun dışı bir hareket olduğu için Perviz'inki sarı kart kesinlikle. Futbolda hatta olsa Perviz'inki kırmızı kart bile olabilir. Hikmet'e sarıysa Perviz'inki kırmızı olabilir. Ya da, ama iki sarı beni rahatsız etmedi mesela. Bence Hikmet'e kart gösterilmemeliydi. Acun abi buradan kınıyorum demiş. Bu benim görüşüm ya. Herkesin futbol görüşü farklı zaten. Futboldan anlayan. Hayır, futboldan anlayıp anlamamak değil bu. Evet, son programımızda buradan Bull City'ye çok selam söylüyoruz. Ya işin şakası ya, ben bu kendi görüşüm. Bence ya dünkü maçta olan faullerden biriydi Hikmet'in yaptığı. Biraz arkadan itti. Çekme başka bir şey, işte itme başka bir şey ama bence Hikmet'in sarı kart değildi. İhsan? Ben öyle düşünüyorum. Valla bir bekledin mi bu ipuçlarını izleyince Amerika'da? Dedim ben İngiltere'ye gittiğimde bunlar birbirine gitti. Yok valla ben Hikmet'in bu sene mental olarak çok hazır geldiğini fark ediyorum. Evet. Yani böyle konularda kendini çok fazla frenleyecek belli ki. Bu dediğin ya, Yunus Emre olsaydı ne olur? Bence Yunus Emre olsaydı o bunu yapardı. Sakin ol derdi. Sakin ol derdi. Çok hazırlamış. Yani bu olaylara kendini hazırlamış. Evet. Dediği gibi Gökhan'ın yaptığı faulün de farkında. Perviz'inki Perviz'e yakışmıyor ama o adrenalin, o sinirli olabilecek bir şey. Evet evet. Yani onu ben yapar mıydım? Belki ben de yapardım. Biri böyle bana sert yani girse, yere düşsem o yorgunlukla falan. Evet. Yapamazdım demiyorum. O yüzden o zaman bana da yakışmazdı zaten. Hani ben evet, ben de yapabilirdim, bana da yakışmazdı. öyle diyelim. Çünkü hep böyle empati yaparak gidiyoruz yorumlarda. Sarı kartlar bence doğru. Böyle olaylar zaten hakem gelir ikisine sarıyı verir. Olay kapanır. Bence programa devam edelim. Sercan'ın peki. Sercan'ın... Acun abinin olduğu yere şöyle bir abartı bir sevinci vardı. Sercan'ın orijinal sevinci aslında o. Ama hani ben kusura bakma da işte benim yüzüme bakarak ama böyle yapsa ben hakemsem... Ama deplasman taraftarına karşı yapılan her sevinme normalde sarı kart ya. Deplasman yok ki orada. Yok da orada da bir fazla bizim olduğumuz tarafa doğru yani ekibin olduğu tarafa doğru bir ekstra bir böyle bakış var. Bilmiyorum, bu sarı kartı orada olmadığımız için bilemiyorum orada tam ne yaşandı. Evet. Olabilir. Olabilir. Peki Damla, dün Barış'ın takım arkadaşlarıyla arasında bir gerginlik yaşandı. Merve ile oynadıkları maçta. Şimdi onu izlemeyeceğiz. Hani biraz daha ipuçlarını falan da izlemek istiyoruz da. Barış takım arkadaşlarına boş konuşuyorsunuz diye bir çıkışta bulundu. Sonra gitti, sandalyeleri kırdı falan. Ne diyorsun? Ya şimdi sandalyeyi kırmasını ben direkt söyleyeyim. Hani olmaması gereken ya da yapmaması gereken bir şey. Zaten bunu Acun Bey de söyledi. Dedi ki hani sen sinirlerine istersen hakim ol, biz kendi eşyalarımızdan olmayalım şeklinde diye. Hani biz orada yarışırken tabii ki de şimdi nabız çok yüksek. Arkadaşlarım bir şey söylüyor. O koşuşturmadan belki iyi bir çift olamadılar Merve ile. Anlaşamadılar. Saha içerisinde de anlaşamıyor olabilirsin. Birbirlerini duymamış da olabilirler. Dolayısıyla hani o an böyle bir refleksle bir şeyler söyleyebilirsin arkadaşlarına. Yükselebilirsin. Hani herkesin o saha içerisindeki kişiye bağırması, niye onu yapmıyorsun, niye bunu yapmıyorsun? Hani zaten elinden gelse yapacak o kişi de. Ama hani demek ki işte o kumda oynamak o kadar zor ki ya bacağın gitmiyor, ekstra yoruluyorsun. Yani şut çekmek istiyorsun ama topa doğru düzgün vuramıyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar hani dışarıdan bağırdığında sanki kolaymış ama yapamıyormuş gibi yorumlanıyor. Ama öyle değil. Oradaki yarışmacı da yapmaya çalışıyor ama bir türlü yapamadı. Yani demem o ki hani artık Barış da kendi sinirlerine hakim olamadı. Belki arkadaşlarının kalbini kırmamak için, belki ağzından kötü bir söz çıkmaması için o alandan uzaklaşmayı tercih etti. Ve dolayısıyla sağında solunda bulduğum bir şeyden sinirini çıkartmaya çalışıyorsun. Ha, doğru bir hamle mi? Değil aslında hani... Yapmasa daha tatlı olurdu ama normal yani. Hani bu kadar gerilmek normal bu oyunda. kesinlikle normal. Bence Barış'ın arkaya gidip o sandalyeyi kırmasının sebeplerinden en önemlisi Adem'in ona yani en çok güvendiği, en yakın olduğu Adem'in yapabiliyorsan oyna o zaman evet. Gibi sert ve rencide edici bir cümleyi söylemesi oldu aslında. Barış biraz ona bozuldu ama bence anlık bozuldu. Zaten Adem'le yani bozulmaz. Onlar iyi bir arkadaşlıkları var. Sen ne düşünüyorsun İhsan? Valla ben şimdi o sinirlendikleri maçı düşünüyorum. 4-4 durum. O en kritik maça çıkmışlar. Başarısız bulmadım. Bence Merve ile Barış başarılıydılar. Barış'ı özellikle başarılı buldum. Çünkü ben Barış'tan bu kadar iyi futbol beklemiyordum. 2 metre bir adamın futbol oynaması çok kolay değil. Bir de kumda yani. Bir önceki maçı kazanmışlardı. Ama kenardan o adrenalinle o maçı kazanma isteği hepsi birleşip Adem de hepsi beraber bağırınca bir de orada kumda hareket edemiyor insan. Evet. Dediğin gibi yani istemiyor mu sanki? O gol yemeyi mi istiyor? Yani kenardan öyle bir şey var ki Barış'ın dediği doğru, boş konuşuyorlar. Yani siz diyorsunuz bir şeyler. Evet de ben zaten elimden geleni yapıyorum diyor orada. Ben de kazanmak istiyorum tabii ki. Yani gelen taktikler de normal olabilecek. Tabii ki ben bir şeye zarar geldiği zaman hemen eleştiririm. Bu benim şeyimdir. Önceki yıllara baktığımda yani o sandalye değil oradaki ufacık bir kum tanesi bile olsa eğer prodüksiyonun veya oradaki bir yarışmacının bir şey ise yapmaması lazım. Sinirlerine hakim olması lazım. Sandalyeyi kırması konusunda eleştiriyorum Barış'ı. Diğer konularda da böyle ortadayım. Bir şey diyemiyorum ama kum deyince de aklıma Oğulcan Engin geliyor tabii. Buradan da çok selam gönderelim. Çünkü kumu sever değil mi o? Kumda. Oynuyor yani. Tabii her yerde oynuyor. Hayatımda gördüğüm en iyi futbolcu. Çok iyi kumda. Gökhan kötü mü? Gökhan ondan sonra iyi. Gelir. Yani Oğulcan Engin çok şaka iyi. Yapıyorsun. Oğulcan çok iyidir kumda. Senden iyi mi? Ben kumda çok oynayamadım ya. Ben hep sakatlıklarıma denk geldi ama iyi Oğulcan çok iyi. Sen şimdi Beşiktaşlısın da dedin 2 metreli adam böyle oynaması enteresan geldi falan. Sizin bir Norveçli bir forvetiniz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Neydi adı? Karev. John Karev değil mi? 1.95. Yani evet. Bak Beşiktaşlı Karev'i hatırlamadın ya. Çok üzüldüm. Niye hatırlamadım? 1.95. Barış ondan 5 santim daha uzun. Çok ayıp. Peter Crouch'u bari hatırla ya. Şimdi yan golleri de hatırlasın o zaman.